Merhaba arkadaşlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir Photoshop dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde size crop aracını göstereceğim arkadaşlar. Crop aracıyla resmimizin belli bir kısmını kesip ya da diğer kısımlarını kesip belli bir kısmına odaklanıp veya o kısmını alıp başka bir imajın içine aktarmak için kullanabileceğimiz bir araç. Eğer Araca girdikten sonra bakın direkt olarak size bir çerçeve veriyor. Eğer buradan benim birebir olarak ayarlandığı için direkt kare gibi gözüküyor ve kare oranından çıkmıyor ama eğer buradan clear diye bir buton var buna basarsanız bu aspekti yani birbirli on oranını tamamen kaldıracaktır, iptal edecektir. Dolayısıyla istediğiniz oranda bir kroplama işlemi gördüğünüz gibi yapabiliyorsunuz. Diyelim ki sadece bu kısmı mesela imajda bırakıp kalan her yeri kesmek istiyorum. Çerçeveyi bakın bu kısma getirdim. Ee, on, bu şeylerden faydalanarak şuradaki çizgilerden faydalanarak ortalamayı da rahatça şey yapabilirsiniz bu arada Onaylama tuşuna bastığınızda e, çevredeki pikselleri gördüğünüz gibi e, iptal ediyor ve sadece resmin istediğimiz kısmını kullanabiliyoruz e, benzer bir şeyi bu arada aslında e, image canvas size'dan da yapabiliriz aslında crop tam olarak bu canvas e, büyüklüğünü e, editlememize yarıyor canvas dediğimiz şey etraftaki aslında resmin genel e, ya da Photoshop dosyamızın genel boyutları oluyor. İçindeki imajın tek boyutunu olarak düşünmeyin bunu. Bütün çalıştığımız aslında genel e, tablo, genel e, canvas işte aslında boyutu. E, ne demek? Bu mesela şöyle bir örnek vereyim size. No, şu an elimdeki imajdan daha büyük bir canvas oluşturayım. Bu şekilde gösterirsem daha rahat olacak. Bu arada gördüğünüz gibi değişik bir e, workspace dizilimi var şu an. Eğer şuradaki oka basarsam layer'ları yanında görebilirim veya biliyorsunuz ki hiç uğraşmadan direkt Reset Essentials dersem her şeyi ilk haline geri getiriyordu. Şurayı da küçülteyim ki biraz daha çalışma alımı kalsın. Çift tıklayarak katmanımı background'u Layer haline getiriyorum. Image Canvas Size'dan diyelim ki Canvas boyutunu büyütüyorum. Mesela 7000'e 5000 olsun. Biraz zoom out yaptığımda gördüğünüz gibi imajım dışında kalan bir çalışma alanım var aslında. Yani bu imajı siz küçültseniz de büyütseniz de hatta geri alayım kontrol edeyim. Bu imajı kontrol T'ye basarak küçültelim mesela. Gördüğünüz gibi etrafta aslında bir kanvasımız durmaya devam ediyor. Yani genel bir çalışma alanımız durmaya devam ediyor. Dolayısıyla aslında cropla da buna benzer bir şey yapabiliyorsunuz. Yani cropa geldim diyelim belli bir alanı seçtim. Hatta şu anki aktif çalışma alanının üstüne çıktım. Enter dedim. Gördüğünüz gibi çalışma alanımı büyütebiliyorum. Canvas size yani canvas size diyerek Belli bir boyut girebiliyoruz. Ne tarafa doğru küçülteceğini, ne tarafa doğru büyüteceğini belirleyebiliyoruz. Ya da crop diyerek, görerek buradan imajın üzerinden sadece bu alanı istediğimi söyleyebiliyorum. E, düşünürseniz aslında sadece ayakkabıları mesela e, bu resimde, bu arada bu imajı pekselden yine buldum ve e, açıklamada linkini bulabilirsiniz. E, sadece ayakkabıları zoomlamak istiyorsak veya o kısmı bırakmak istiyorsak bunu e, oturup canvas e, büyüklüğünden yapmanın çok bir anlamı yok değil mi? Çok zor yani tam olarak orayı bulmamız. Ne bileyim işte deneyelim bak alt orta noktayı mesela baz al oraya doğru küçült diyeceğim. Diyelim ki 3000'e e, 2000 yap diyeceğim. Proceed diyeceğim. Gördüğünüz gibi ben yani tam istediğim oranı tutturmak için bayağı bir uğraşmam bir deneme yanılma yapmam gerekiyor. Alt ortayı sabit tut dememin sebebi alt orta kısım kalsın oraya doğru her şey küçült veya oradan doğru büyüt demek için de. Eğer sol alt köşeyi seçseydim mesela sol alta doğru büyütüp küçültecekti. Oradan onu da değiştirebilirsiniz. Şuradaki kutulara tıklayarak. Peki. Kontrol Z diyelim. Bu canvas size'ın içinde bir tane daha ayar var. Relative diye. Relative de şu anki durumundan büyütmek istediğiniz pikseli giriyorsunuz. Yani relative işaretini kaldırırsam bakın gerçek resmimizin boyutlarını bize söylüyor buna ekleme yapmak istiyorsak matematiksel olarak biz kendimiz eklemeliyiz. Eğer relative dersek mesela 1000 piksel, 1000 piksel genel olarak etrafa doğru büyüt, sağa sola, yukarı aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi direkt bu şekilde de girebiliyorum. Yani aslında matematik yapmama, ekleme yapmama gerek kalmıyor bu durumda. Peki crop aracına geri dönersek, crop aracında birkaç güzel şey söyleyeyim size. eğer çizerken shift yine tuşuna basılı tutarsanız crop'u çizerken gördüğünüz gibi kare oranında bir şey yapabiliyorsunuz. Ya da buradan oranınızı girebiliyorsunuz. Mesela 1'e 2 olsun dediğimde gördüğünüz gibi 1'e kenar, bir kenarı 1 olan diğer kenarı 2 olan bir oranda seçimler yapabiliyorum. Kroplamalar yapabiliyorum. Clear dersen bu oranı tamamen temizliyor. Kendim köşesinden tutup değiştirebiliyorum. Bir çarpıya basayım. Normalde ilk crop'a girdiğimde belki dikkat etmişsinizdir. Direkt resmin kendi çerçevesini size bir crop çerçevesi olarak veriyor. İsterseniz direkt buradan küçültebilirsiniz. Yani sıfırdan çizmenize gerek kalmıyor. Orta kısmından nereye doğru büyüyüp küçüleceğini yine değiştirdiğimiz anchor point'ı ayarlayabiliriz. Veya bu burasına basılı tutarsam da bakın gördüğünüz gibi move işlemi yapabiliyorum. Yani bütün çerçeveyi hareket ettirebiliyorum. Tahmin edeceğiniz gibi bu kenarlarda direkt bu kenarlara doğru büyütüp küçültme yapmaya yarıyor. E ee, buradan başka mesela straighten seçeneğini seçip e, direkt seçersem e, gördüğünüz gibi çizdiğim alanı düz bir şekilde yani yatay bir şekildeymiş gibi döndürebiliyorum. E tabii zaten crop aracını yaparken şu şekilde yani mouse'umuzu çerçevenin dışına tutup basılı tutarak da gördüğünüz gibi döndürebiliyoruz imajımızı. Buradan da yapabilirsiniz veya şuradan da yapabilirsiniz. Straighten'ın tam olayı şu aslında. Şöyle düşünün. Mesela ben e, ayakkabının yatay haline ee, ya da düşey halinde tam yata istiyorum diyelim. Yani şöyle bir şey çizeceğim. Tam düşey olarak bir şey çizeceğim. Eğer bunu çizersem ya da yatağı çizelim pardon. Evet bakın çizdiğim açıyı düm düz bir hale getiriyor. Yani ayakkabının bastığı yeri düz hale getiriyor. Mesela diyelim ki sadece bu ayakkabıyı istiyoruz. Çarpıya basayım bir çıkayım. Baştan yapayım bunu. Hatta şu daha yamuk duruyor. Bunu da daha iyi gösterebileceğim için bunu yapayım. Bakın bu alanı seçtim. Şu an Enter dersem ayakkabının alt kısmı tabanı hafif yamuk duruyor. Eğer Straighten dersem ve şu e, kenarı bana tam düm, dümdüz bir hale getir dersem gördüğünüz gibi burayı düz hale getirebiliyorum. Tabi şu an e, perspektiften dolayı bunun bir mantığı yoktu ama eğer mesela şöyle bir şey yapacaksak mantığı olabilir. W'ye bastım. Daha önceki öğrendiğimiz dersleri de hatırlayalım. E, arada, ara ara. E, Quick Selection Tool'dayım. Ayakkabıyı seçiyorum bakın buradan. Evet. Biraz küçülttüm seçimimi. Şuraları da aldım. İstediğim yerleri altla çıkarıyordum. Fazladan gelen yerleri hatırlıyorsunuz. Arka kısmı aldım. Diyelim ki burayı da seçtim. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeyeyim. Konumuz bu değil çünkü. Diyelim ki sadece bakın ayakkabıyı seçtim ve bu ayakkabı üzerinde bir oynama yapacağım. Gördüğünüz gibi o zaman düz olmasını bu şekilde isteyebiliriz. Peki. E, Ctrl alt Z dedim ve geri alıyorum. Biraz daha geri aldım. Yine C'ye basalım. E, aslında e, genel olarak e, şeyler bunlar. Biraz daha bunlar e, buradaki diğer butonları da bir ufacık anlatayım size. Çizerken sadece yani geyik şeyler olduğunu görün diye. Burada arka planda ne göstereyim size diyor. Izgara mı göstereyim. İşte rule of thirds dediği e, ekranı 3'e bölerek 3 çizgiyi mi göstereyim size diyor. Veya işte Golden Ratio, Altın Oran şeklinde mi göstereyim. Bütün bu tip şeyleri buradan sağlayabilirsiniz. Bu tabi kadrajlama teknikleri olduğu için biliyorsunuz ki yani Rule of Thirds dediğimizde odak objelerini genelde işte bu şu kesişim noktalarına koymak istersiniz. Bir kadrajlama için kullanacağınız bir aslında teknik. O yüzden buraya bu tip şeyleri koymuşlar. Yine burada belli ayarları açıp kapatabiliriz. İşte crop'lu alanı göstereyim mi göstermeyeyim mi bakın crop'un dışında kalan alanı. İşte e, ön izlemeyi otomatik olarak ortalayayım mı gibi ayarlar. İşte opasite dıştaki kısmın e, opaklığını ne kadar ayarlayayım gibi basit şeyler aslında. E, delete crop pixels. Eğer bunu işaretlerseniz arkadaşlar çevredeki cropladığımız pikselleri siliyor. İşaretlemezseniz ne yapıyor bir ona bakalım. Şu an işaretledik çünkü. E, onaylayayım. Şöyle bir şey yapıyor aslında. İlginç bir şey göstereyim size. Eğer tekrar büyütmek isterseniz imajı e, ilk küçültme işlemini yaptıktan sonra hala çevredeki piksellerin bilgisini tutuyor sizin için. Onayladığımda bakın tekrar deneyim aynı şeyi. E, Crop'a çift tıkladığınızda bu arada şu çerçeveyi geri alabilirsiniz aklınızda olsun. Tekrar sol alta doğru çekersem sildiğimi zannettiğim piksellerin hala korunduğunu göreceğim bakın. Görüyor musunuz? Delete crop pixels'ı işaretini kaldırırsak bunu yapabiliyoruz. Evet, son olarak da Content Aware ne işe yarıyor bir ona bakalım. Content Aware'de bakın çok güzel bir özellik aslında. Mesela bu imajı büyütmek istiyorum. Demin ne oldu büyütürken? Çevredeki pikselleri transparan olarak bize sundu değil mi? Yani bakın tutup köşesinden çektiğimde mesela şuradaki pikseller transparan gibi görünüyor. Eğer direkt onaylamaya basarsam Content Avery'i işaretleyip gördüğünüz gibi o resmi aslında etrafını fill edecek yani dolduracak. Bizim ana resmimizden faydalanarak etraftaki resmi doldurmaya çalışıyor. Bir bakalım ne yapacak mesela. Genelde devam edeceği şekilde yani mesela işte atıyorum bakın bir şekilde gökyüzünü işte şeyi falan köprüyü falan devam ettirmeye çalıştı gördüğünüz gibi. Tabi insanlarda biraz patladık ama bu tip şeyler mesela atıyorum köprüyü uzatmak istediğinizde denizi uzatmak istediğinizde background'u gökyüzünü uzatmak istediğinizde süper kullanışlı bir araç aslında. Hatta şöyle yapalım kontrol altı z diyelim sadece kenara doğru mesela yana sağa ve sola doğru büyütelim. O zaman daha iyi anlayacağız ne işe yaradığını. Yani aslında Photoshop'un bu content aware fill olayı inanılmaz güzel bir şey. Size bu Photoshop derslerinin serisinin sonunda yapacağım ileri Photoshop derslerinde bunu göstereceğim. Çünkü biz 3 boyutla aslında bunları kombine etmeyi de göreceğiz 3D şeylerle çıkardığımız imajlarla. Dolayısıyla orada mesela arka planı uzatmanız falan çok gerekebiliyor. E, bu tip durumları kullanacağız. Tabi her yeri süper mükemmel yapamayabiliyor. Bazı şeyleri sizin stamp tool'la e, size birkaç ders sonra göstereceğim stamp tool'la düzeltmeniz gerekebilir. İşte mesela köprünün şurasını da uzatabiliyorum. Bu arada stamp tool'a inanılmaz tabii gördüğünüz gibi. E, bu tip şeyleri de ufak ufak düzeltebileceğiz ama işin çok büyük bir kısmını bizim için yapıyor gördüğünüz gibi. Biz sadece ufak düzeltmeler yapmamız gerekiyor sonrasında. Peki teşekkür ederim arkadaşlar. Crop aracımız bu şekilde. Bir sonraki derste, derste brush aracımızla yani fırça aracımızla devam edeceğiz. Teşekkürleriniz için. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. Eğer videomuzu faydalı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Subscribe butonuyla kanalımıza yazılabilir. Yakınkampus.com'dan veya Facebook grubumuzdan, Yakın Kampüs 3D Tasarım Facebook grubumuzdan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.